Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün nasip olursa emanetler olan Şirin ve Leydi'yi Uğur kardeşime teslim edeceğim. Teşekkür ettik, getirdik. En azından Şirin'den bir üretim yaptık. Tabii bunları zaman içerisinde gözlemleyeceğiz, bakacağız. Birkaçını eşe dosta verdik. Bir tanesini yeğenime verdim. Onu gene kendi çiftliğime de getirtiririm. Sürüye de götürürüm. Bunu zaman içerisinde gözlemleyecek. Bugün önemli olan sağ selamet. Emanet aldığımız köpekleri geri sağ selamette teslim etmek. En azından şu an hava çok soğuk. Hava soğuk olmasa bugün özellikle akıllı gittim zaten banyo ilacını falan aldıydım. Banyo yaptıracaktım köpeklere. Yerlerini falan ilaçladım da ne kadar olursa olsun. Biz burada koyunculuk uğraştığımız için pire çok oluyor. Şu şekilde göstereyim. Protip bu konuda çok iyi. Ama hava dün çok fırtına oldu. Çok yağmur yağdı. Zaten şuralarda şöyle görebilirsiniz. Her yer cimcılık temizleri getirdik ama banyo yaptırmayacağım. Uğur'a özellikle de bunu söyleyeceğim ki götürdüğü zaman banyosunu yaptırsın. Çünkü ne kadar temizlersek, ne kadar ne yaparsak yapalım. Bunlar da küçük cengaverler. Bunlar gidecek. Allah nasip ederse hepsi büyüdü. Antika cengaverler de burada. Bunları da göstereyim. Bunları ilk defa paylaşıyorum. Bunların hepsi emek. Gel bakalım şirincisi. Gel sen hiç bağlama, orada bağlarım. Gel. Annenin bugün son günü. Annenin bugün son günü. Sağlık durumu gayet iyi. Doğumdan çıktığı için biraz daha işi yavaş yavaş toparladı. Tüyü tüsürü. Değil mi? Aynısı Lady'de de oldu. Gezmedikleri için mi diyeyim artık. Vücut çok alışkın olmadığı için. Fazla protein yedikleri zaman yerlerini açıyorlar köpekler. Bunu gözlemledim. Birkaç yerini açmıştı. O zaman gebeydi. Tedavisini yapamamıştı. İğnesini açtığı için vurdu. Hep tüyler üstleri yavaş yavaş düzeldi. Şu an tüyü de doğumdan çıktığı için tüyünü düzdükten sonra çok güzel olacak. Değil mi Gizim? Gel şurada sana bir tane boncuk ayarladım. İnşallah olursa. Ya benim sana hediyem oldu. İki bakım. Olur mu? Oldu mu? Çok mu dar oldu Gizim? Şimdilik olur da kilo aldığın zaman sıkabilir seni. Şirin'in genel durumu bu. Çok şükür. Sağ selamet. Geri Uğur'a teslim edecek. Bundan sonra geri tekrar Uğur'un kanalından Şirin'i, Lady'i, üretimlerini altından neler gelecek. Daha sonra ilerleyen zamanlarında da üretimler. Gel bakalım gel. O benim canımızı bugün gönderdi. Bu da benim hastalarımdan Nazlı'm. Yavaş yavaş daha yeni tüyden çıkıyor. Çok deli dolu bir şey oldu. Manyak bir şey. Şu. Gel ona fazla yanaşma. Ona fazla güvenim yok. Sürüde büyüyen köpek çok farklı oluyor, çok sert oluyor. Gel bakalım gelirsin gel. Seni güzel de bir tarayalım. Nasıl olursa.
Kabahımızın gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. En azından tarayıcı temiz bir şekilde de teslim edeyim. Zaten o ilerleyen zamanlarında komple atacak şuralarını hep temizlemiş, hep atmış. Biz bize yakışanı yapalım. Aldığımız şeklin elimizden geldiği şekilde sağlıklı, sıhhatli, mahcup olmadan da verelim. Genel bakımını yapalım. İmkan hava sıcak olsa banyosunu da yaptıracaktım. Ama soğuk üşütmek istemiyorum. Bir de yol gidecek bu hayvan. Nasıl bir araçla gelinecek gidecek bunu da bilmediğim için en azından uğurlu bilgilendiririm o konuda. Bir banyo yaptırsın çünkü götürür götürmez buna. Ondan sonra bir de iç dış parazit. Ondan sonra kızım tamam. Zaten göğüsleri çekilmiş. Göğüsleri çekilmiş. Annelik devri bitmiş. Bundan sonra kendine gelecek. İnce kesim köpek ama salı ne iyi, yüksekliği çok iyi. Bundan sonra bakayım ne kadar kalınlaşacak. İyi bakımla güzel olacak. Değil mi kızım? Yoksa asil, temiz, güzel bir hayvan. Değerlendirdik. İnşallah bir kızıyla gözlemleyecek. Bakayım. Bize nasıl bir emanet bıraktı. En azından ona göre ilerleyen zamanda da o yavru üzerinden eşleşmeler olur. Sağlıklı sağlık bir şekilde büyürse değerlendirmeler olur. Bunu da yine hep beraber sizlerle paylaşmış olacağız. Önemli olan bir sözle aldık. Bir sözle de geri sağ selamet teslim edelim. Tamam mı kızım? Tamam mı kızım? Tamam mı kızım? Aferin benim kızıma. Aferin benim akıllı kızıma. Emeklerimizi de zayi etmedi. İyi kötü. Hayvan elinden geleni yaptı. Değil mi kızım? Seni bağlayayım şimdi. Götüreyim yerine koyayım. Yavrumuna bir vedalaş. Tamam mı? Ondan sonra da leydiği çıkaracağım. Leydiği çıkardım. Onun da genel bir bakımını yapayım. O pek tüyünü döktü. Tüyünü düzdü. Onu pek bir şey yok da bunu en azından taramış olduk. Hem yola giderken rahat gider. Değil mi kızım? Üzünlü bir tablo var bak. Ne kuyruk sallıyor, ne hareket yapıyor. Gideceğini, yavrusundan ayrılacağını biliyor herhalde. Hiç, normalde hep üstüme atlayan bir hayvan. Beni çok seven, çok iyi ilgilenen. Değil mi kızım? Hayvanlar çok duygusal, çok farklı. Hele de kendini seven, kendiyle ilgilenen insanı çok iyi biliyor. Benim köpeklerim hepsi oradan beni gözlemliyor ki bu insan niye bu kadar ilgileniyor diye. Tamam kızım. Bugün veda ediyoruz. Yolun açık olsun.
Akıllı bir kız. Emanet olduğun için çok farklısın. Yoksa çok ayrı, benim köpeklerle ayrı bir duygusal bağım oluyor. Emanet en azından o konuda emanet olarak getirdiğim için elinden geldiği kadar sadece iyi bakıp, iyi ilgilenip fazla da bir duygusal bağ kurmamaya çabaladım ki gittiği zaman beni aramasın diye. Köpekler çok duygusal oluyor. O konuda da biraz böyle elimden geldiği kadar hem Lady'de olsun hem Şirin'de olsun elimden geldiği kadar ilgiyi, alakayı gösterdim ama genelde geri planda kalmayı tercih ettim ki gidince beni aramasın. Çünkü kalabalık köpekle herkes benim gibi ilgilenmiyor. Ben sabah saat 5'te kalkıyorum, gece saat 12'ye 1'e kadar hem sürünün içindeyim hem hayvanların içindeyim. Değil mi kızım? Hiç gözüme bile ne bakmıyor bu. Gözüme bile ne bakmıyor ki ayıracağına geldi herhalde. İçine mi doğdu? Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uğur kardeşim geldi. Nasip olursa emanetlerini geri teslim edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Savaş abinin yanındayız. Hem misafirim Kemal abi. Kemal zamanda. Abi sen de gel. Seni gel, de görek gel ya, görselin görülsün ya. Hem tavranlardan yani bu sevgi için geriyün. Kemal abim ben Savaş abimle yan yanayız. Anlaşmıştık, o şekilde anlaştık. O zamanlar benim durum zaman sıkıntım vardı. Savaş abi geldi Erzincan'dan aldı. Ben dedim ki gelişte bir dahaki şeyinde ben alacağım diye. Bugün geldim. Savaş abinin yanına ikinci gelişim. Şirin beni tanıdı. Şimdi hatta Lady'yi de açalım. Videoya başlamadan aslında bunu ayarlayacaktık videodan şeyinde. Öyle bir konuşmalar olunca spontane gelişti. Doğal olsun. Aynen. Lady, Şirin beni bayağı bir tanıdı. Geldi, kopardı ilk başta. Ondan sonra tanıdı. Şimdi geldi, üstüme atladı. Nereden baksanız 15 aylıkken falan gelmişti galiba buraya. Aynen. 15 ay bizim kapımızda büyüdü. Hayvanlar vefalılar. Sahiplerini unutmuyorlar. Biraz tüye girmiş. Şimdi bu meseleler oluyor arkadaşlar. Yani hayvan tüye girdiği zaman maalesef işte kötü görünüyor. Zayıf görünüyor. Aynen. Bakımsız görünüyor. Yakın zamanda o tüylerini atacaktır. İnşallah burada bu karşılaşmanın dışında bir de gidip kendi öz kardeşini paçayı gördüğü zaman da onlara da bakıyor. Aynen abi. Abi şu en iyi çok güzelmiş. O yakışık zaten, o yavaş yavaş toparlamaya başladı. O cesurun oğlu. Aynen. Kamuzu kayırdı geldi. Aynen. Gerçekten. Harika. Cemlere geçirdi de o 1,5 yaşında o. Görseli tam 1,5 yaşında oturmaya başladı. Çok güzel bir dişi var burada. İnşallah Savaş abiden onu alacağım. Savaş abiyle konuştuk. Savaş abi bana verecek onu. Çok harika bir şey inşallah. Burada köpeklerin hepsi çok güzel. Yavrular çok güzel. Hayır. Şirin gel. Hastalık meselesi var. Aynı şekilde Savaş abi de bunu yaşıyor. Biraz önerilerde bulundum. İnşallah. Önerilerde sürekli. Ne değil açalım abi? Ben tedbirimi alayım. Birbirlerine çünkü zarar vermesinler. Giderken de öyleydi ya. Şey yapıyordu. Ya birbirlerine çok kırılıyorlar. Ben onun için ayrı şey yapıyorum. Ama ben şu dışarıya mı götürelim? Zincire bağlayayım. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim. Şahane bir köpek. Ben Cesur'u ilk defa videolarda görüyorum. Canlı ilk defa gördüm. Gerçekten muhteşem bir kangal. Yani Savaş abi, bu camiye o kadar karışık bir camiye ki yani bu köpeğe bile laf söylüyorlar değil mi? Söylesinler sonra sıkıntı yok. Gerçekten gelip görmeniz lazım. Şu köpeğe laf söyleyen insan arkadaşlar kesinlikle bu işi bilmiyordur. Ya da at niyetinden dolayı söylüyordur. Gerçekten muhteşem bir köpek. Bizim Yıldız Zeyd, tam var. Yani kuşum var ya böyle. Onu çok diyorlar Cesur'una çektiği. Gerçekten buraya gelip gördükten sonra bu fikrim biraz daha sabitleşti gerçekten Cesur'la. Çünkü bizim yani bu boyda bir kangalın hem de bu kuyrukta, bu post yapısı çok önemlidir. Sağlı olması, sen bu işi daha iyi bilsin abi. Bizlerdeki kangal köpeğinin olması gerekeni bu. Kangal koçunun olması gereken adlara bak. İkinci hasta olduğum şey benim. Şimdi biz bunlarla köpek büyüdük.
Bizlerin anlayışı bunlar. Evet. En azından bizim koçumuz da böyle yiğit olacak. Aynen. İkimiz de böyle yiğit şimdi olacak. Şimdi bu orijinal Sivas Kangal koçu değil mi abi? Evet, şu an 150 kilo kadar vay, vardır. Vay vay ağırlığı. Vay. Maşallah. Şimdi bizim böyle bir niyetim var bizim. Evet. Ben o zaman da dedim sana arabayı müsait bir arabayla gel. Bak çok güzel bunun koçlukları var. Evet. Vereyim dedim işte araba müsait olmaz. Bir de sizin oran arazi şartları nasıl bilmiyorum işte. Bizimkiler ağır tonajlı olduğu için sizin oralarda gider gitmez. Ona göre uyum sağlamak lazım. Ben bir dahaki yıl şey düşünüyorum. Sadece kuzu satmayı düşünüyorum. Böyle bir koç alabilirim çünkü et anlamında ağırlıklı olabilir. İyi bizimkiler maşallah. Maşallah. Hakikaten koç yani abi. Her şeyin iyisinin meraklısıyım. Evet. İyisinin iyisi olacak bizdekiler. Şimdi biz Şirin'i neydiği arabaya atacağız. Oradan götüreceğiz, diye bırakacağız. Biraz özgürlüklerine. Tamam, burası bizim gibi değil. Ya, açıyorum arazi. Aynen ya, benim burada imkan, görüyorsun eli yüzü diyorum ama bugün bir çiftçi yaşındaki eli yüzü pataliklere döndü artık. Yani dişiler yine aynı. Bizim burası çok kalabalık köpeğin olduğu yer, sürülerin olduğu yer. Onun içinde güçlü köpeklerin olduğu yer. Yani bırakma imkanı yok. Ben birkaç defa mesela denedim şeyi. Neydi? Ama baktık emanet dedik, emanet köpek burada evet. Sıkıntı çok çünkü. Ya bunlar bile ne? Ha işte elini yüzünü görüyor. Evet, yok gerçekten. Koç, yanlış çıkıyor. Bazen Oğuz da benim arkadaşımdır. Tatlı kardeşim takılıyorlar. Oğuz acaba pişman olmuş mu diye. Evet. Oğuz kardeşime de selam olsun. Yani selam buradan. Yani gerçekten gelip görse... İnşallah gideceğim. Öyle bir düşüncem var. Herkes bana diyordu zaten ziyaretine. O taraflara ilk böyle güzel bir araba arayalım. Ziyaretine gidecek. Bahar ne yapacak? Eski büyüdüğü ortamda. Ne kadar kaldı onlar? Orada 5-6 aylıkken oldu da bunlar unutmaz ya. Bunlar yani tek gidecek. Yani ne olursa olsun. İyi farklı yani. Yaklaşımda çok farklı. Sanıyor da yaklaştı. İnşallah ziyaretine gidecek. Ne kadar olursa olsun 5-6 aylık emeği var, sevgisi var. İnşallah. Benim şeyi ben muhtemelen görmüşsündür Sultan'ı. Doğru vallahi görüyorsun işte pek sanal alemde fazla aktif böyle, değilim. Evet. Ben de pek isterim ama sima olarak görsen tanırım evet. Hangi kulacağını. Yani ben öyle her kangalı kolay kolay beğenmiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten şahane bir köpek. Söyleniyor zaten bizim Sultan çok kalem gibi, çok düzgün bir dişi. Boy falan şey ama şeyle cesurla altından çok efsane yavrular gelebilir. Belki bir gün o zamanın kapını çalabilirim abi. İnşallah. Yani ondan mesela cesur gibi bir kangaldan. Buradan bu arada Ahmet kardeşim, Ahmet Gülsever kardeşime selamlar olsun. Zaten bunlar bizim kamera arkasında konuştuğumuz şeyler genelde. Zaten Ahmet oldu sağ olsun tanışmamıza vesile olan. Ahmet bahbahim. özellikle Ahmet var ya, şefkem Türkiye'de olsa da Cesur'u canlı görmeler lazım. Evet. Cesur videoda bazen enteresan çıkıyor, bazen evet, modeli evet. Farklı çıkıyor. Yok. İnsanları evet. Çok şaşırıyor ama abim gördün işte. Nasıl? Karakteri de çok. Ben adamcı zannediyorum ama. O yerine göre. Sürü de mesela bu hareketi yapmaz. Sürü de... Kaç yaşında abi? Daha 2 yaşında ya. Sen niye? Ben itim diyecek. Maşallah, ben bu şekilde maşallah. Dedi. Sen niye? Daha bambaşka olurdu. Evet. Hayvan 3'e 4'e kadar gidiyor. Yani 3 yaşında tam balık, şekil, şemal, tam ağır siklet bir köpek oluyor zaten. Zaten ne? Bu ne? İşçiye. Bu ne? İyi bakalım abi. Teşekkür ettim. Bizim fazlası zamanında... Tamam kurban, şunu içeri sokuyor ben. Misafirim var, Kemal abi. Kemal abi İstanbul'dan atladı, Erzincan'a geldi. Adam Erzincan'dan bizi aldık, Sivas'a getirdik. Şimdi bir daha... Şöyle götüreceğiz, Erzincan'a gideceğiz. Kaç kilometre? 2000 kilometreye geçti herhalde. Evet, bayağı yorgun. Bir de bizim koyunlarımız var. Yani o yüzden çok vaktimiz olamıyor. Biz bugünü çok zor ayarladık, geldik. Abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim, ayaklarınıza sağlık. Emanetlerin en azından sağ salim eyvallah bir şekilde teslim etmiş olduk. Şu aydan azından gene ben söyleyeyim, Uğur'a da söylerim.
Geçmişte de zaten aynı rahatsızlıktan dolayı sorunlar oluyor dedik. Proteinden dolayı bir patlama yapıyor yani. Aynen yani özellikle de diyorum abi, yoksa bakımları, sağlıklarında bir sorun sıkıntı yoktur Allah'ın izniyle. Evet. Elinden geldiği kadar şey yaptım. Zaten kızar da olmak üzereydi. Belki 10-15 güne doğru, çünkü köpek tüyünü düzdükten sonra kızanı 10-15 güne kadar oluyor. Tamam. Bak kardeşim, iyi seyirler arkadaşlar. En azından böyle de kapanış da sen yap. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şunu da bitirmeden önce söylemek istiyorum. Savaş abim yorumlarda gelip çok işte kötü niyetli arkadaşlarımız oluyor. Biz ona rağmen Savaş'ta bir de dostluğumuz sağlamdır. Sorun sıkıntı yok. Köpek değil yani. Yani aramızı bozmaya çalışan arkadaşlar oluyor abi. Ya onu açık söylemek istiyorum. Oluyor. YouTube'da evet. Karşıdaki insan kim olduğunu bilemiyor zaten. Seni tanıyamıyorlar, beni tanıyamıyorlar, yargılıyorlar, yanlış kelimeler kullanıyorlar. Bunlar oluyor. Bunlara ya bu arkadaşlara söyleyeceğimiz tek şey, dostluklar bize bakidir, kalıcıdır. O arkadaşlarımızdan Allah yardımcısı olsun, yapacak bir şey yok. Tamam, yardımcısı.